İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acarsoy. Bugün yepyeni bir Minecraft serisine başlıyoruz. Yine modlu olacak. Regrowth serisine yaptığım, son bölümde yaptığım oylama sonucu bitirmeye karar verdim. Ve yeni bir mod paketi oluşturdum kendime. Hemen hızlıca modlara girişmek istiyorum, neler var. Optifine performans düzeltici bir mod. Şöyle geçiyoruz, bu core'ları geçiyoruz. Mutton of Items üretim resiplerini, yani tariflerini gösteren bir mod. Mine and Blade Barrel Gear hem birkaç tane silah kalkan falan ekliyor, hem çift el kullanmanı sağlıyor. Balkans Weapon Mod silah ekliyor, birkaç tane bayağı bir hatta. Battle Towers savaş kuleleri ekliyor. Göreceksiniz zaten. Bubbles ekstra envanter slotu ekliyor üzerinize giyebileceğiniz. Better Hut etrafa bilgiler ekliyor. Bibliocraft eşya ekliyor. Biomes of Plenty bir sürü yeni biyom ekliyor. Çok güzel biyomlar ekliyor. Buildcraft öncelerde kullandığım petrol metrol falan filan vardı ya, o işte pipelarla enerji depolama falan filan. Compact Storage yanınıza yani hem bir çanta ekliyor hem de chestleri büyütüyor. Custom Spawner bir mod için gerekiyordu. Damage Indicators vurduğunuz hasarı gösteriyor ve yaratıkların gücünü gösteriyor. Diversity yeni işte binalar, mağaralar, ne denir ona, köyler ekliyor. Don't Pick Up mesela işte madene gittiniz ama kırık taş almak istemiyorsunuz envanterinize düşen kırık taşları, onu sağlıyor. Ammo Creatures bir sürü yeni yaratık ekliyor. Hayvan mayvan. Durability Show atıyorum baltanızın kaç vuruşlukta canı kaldığını gösteriyor. Dynamic Lights meşale yani ışıklandırma ile ilgili, mesela meşaleyi işte elinizde tuttuğunuzda etrafınızın aydınlanmasını falan sağlıyor. Enchanting Plus büyü basmayı kolaylaştırıyor. Industrial Craft hiç kullanmadım ama çok öneriliyordu. Bakacağız buna. Enerji endüstriyel şeyler. Galactic Craft bildiğiniz gibi yine turuncu level yaptığım uzaya gitme modu. Hammer Time Hammer ekliyor gayet işimize yarayacak. Improved Tools çapaları geliştiriyor hani şey tarla yaparken olanlar. Inventory Tricks envanter yönetimi için. Vyla baktığınız yerin ne olduğunu gösteriyor. Jabba Just Another Better Barrel Attempt ismi. Şu tarz variller ekliyor. Envanter yine chest gibi, sandık gibi. Journey Map, Mini Map'imiz. Lots of Food yeni yemekler ekliyor. Ayrıca cadı evleri ekliyor. Şekerden olan. Ayrıca da şirketleri pişirerek yiyebilmenizi sağlıyor. Lucky Blocks eğlencelik bir mod. Etrafta bazen bloklar görüyorsunuz. Üzerinde soru işareti olan, onu kırdığınızda çok güzel şeyler de çıkabiliyor. Çok berbat şeyler. Yani sizi öldürebiliyor, zengin de edebiliyor. Melsiz Doors yeni kapılar ekliyor ve kapılara animasyon veriyor. Minecraft Comes Alive sizin köylülerle evlenmenizi, çocuk sahibi olmanızı, hatta çocuklarınıza iş falan vermenizi sağlıyor. Millionaire yeni kültürler ekliyor. Bizans bilmem ne falan gibi. Ve onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Görev falan yapabiliyorsunuz. More Furnaces bir sürü yeni ocak ekliyor. Mouse Face, mouse kullanımı kolaylaştırıyor. Furniture Mod mobilya ekliyor. Portable Craft Bench yanınıza taşıyabileceğiniz bir çalışma masası sağlıyor. Rock Bridge şöyle kancayla işte ne denir ona köprüler yapmanızı sağlıyor. Ruin spawning sistem yeni yeni ruinler ekliyor işte. Bir sürü güzel ruin yani şeyimiz var, ne denir ona. Ne? Söyleyeceğim birazdan. Smart Wing hareketlerinizi düzeltiyor. Süper Heroes mod çok sene yine eğlencelik modlardan süper kahraman olabiliyorsunuz. Batman, Superman falan yok da Superman işte Flash işte örümcek adam falan. Trouble Torch, torchları atarak bir yere yapıştırabilmenizi sağlıyor. Çekip tekrar ağaç kesmeyi kolaylaştırıyor ki bunun ayarlama yapmanız lazım. Tree Ores ağaçlardan maden kazmayı sağlıyor, yani maden ağaçları oluşturuyor. Vine Miners madene gitmenizi çok kolaylaştırıyor. Atıyorum yan yana hani bir kömürü gördüğünüzde 6-7 tane olur ya, tek bir kere birini kırarak hepsini kırabilmenizi sağlıyor. Vine'ler Vestal'da geçiyoruz. Çekip tekrar şu iki ayarını yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım soruyor, benim ağaç kırmam çok uzun sürüyor. Ağaç kırdığımda balsam sanki 5-10 ağaç kırmışım gibi hasar oluyor falan diye. Break Speed'den girip şunu false yapıyorsunuz. Item Settings'ten de şu ikisini false yapıyorsunuz. Hem elinizde kırdığınızda düşüyor hem de şey. Bu arada demin söyleyemediğim neydi abi? Şöyle bakayım. Şu ya ruin neydi adını unuttum ruin'i. Şuradan Biomes of Plenty seçeceğiz. Ben bir tane biyom buldum. 5, 4, 5, 3, 7, 6, 6, 8, 9. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Biraz en azından çöle yakın, fazla uğraştırmak istemediğim için. Harabe. Heh. Ruins. Yani çeşitli harabeler ekliyor oyuna. Onu da söylemiş olayım. Birkaç mod daha eklemiştim aslında ama modlar çakışma verdi. Yani birbirleriyle uyumsuz oldukları için sıkıntı yarattılar. Bu sebeple ne yazık ki onları silmek zorunda kaldım. Hani birçok mod daha eklenebilir elbette. Abi şu mod da çok daha iyi, şu mod çok güzel falan filan diyen arkadaşlarımız oluyor ama ne yazık ki modları seçerken aynı zamanda birbiriyle uyuşmazlık yaratmayacak modlar seçmem gerekiyor. Bazıları da yarattığı için silmek zorunda kaldım. Bunu da belirtmek istiyorum. Başlıyoruz. Haydi bakalım, hayırlısıyla ilk bölümümüz olacak modlu Minecraft. Sizden bir ricam, bu seriye bir isim bulmanız, atıyorum işte hani tam modlu Minecraft bilmem ne ama daha başlamadı. Heh, geldi. Modlu Minecraft tamam ama hani bazen serilerin isimleri olur ya, atıyorum modlu Minecraft uzay yolculuğu falan gibi bir şey. Bir isim sizden rica ediyorum, yorum olarak bunları belirtirseniz çok sevinirim. Evet, neredeyiz biz? Bir sürü bambu var. Kıralım bambuları. Ne işimize yarayacaklar bilmiyorum ama kıralım. Şu an size çeşitli mod, hani modların neler yaptığını da göstereceğim. Mesela bu Biomes of Plenty ile gelen bir biyom burası. Yani Biomes of Plenty'yi buradan görebiliyorsunuz. Ha, şunu yapmamız gerekiyor. Minecraft Comes Alive, yani Minecraft canlanıyor, hayat buluyor falan gibi ismi olan modumuzla. Başladığınızda şuna tıklıyorsunuz, kendinizi belirtiyorsunuz. Erkeğim, kadın tercih ediyorum. İsmim Mafes Acarsoy. Ailem var, yalnız yaşıyorum, bir köyde yaşıyorum ya da hiçbiri. Ben hiçbiri diyorum çünkü köyde yaşıyorum dediğiniz anda köy oluşturuyor falan filan, gerek yok. Ben kendim bulmayı tercih ederim. Şöyle yavaştan ilerleyelim. Burada bambularımız var. Bambular umarım normal ağaç gibi takılıyordur. Bu kozalak mı ya? Bilemedim, neyse. Şimdi
Şu mesela zebra gördüğünüz gibi, daha doğrusu vahşi at diyor. Şeyle gelen bir arkadaşımız, ne denir ona? MO Creatures'la. Mesela Smart Moving'in bir özelliği, tırmanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hani modları tek tek size anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi tırmanıyorsunuz falan. Şurada Raccoon mu var? Bana mı öyle geldi? Ne haltsa. Şu Battle Towers. Bunun tepesinde bir tane çok büyük bir yaratık var. Bunlar da entler bilmem neler. Yine MO Creatures'la gelen olaylar. Şu böcüğümüz, şeyimiz de, kuşumuz da aynı şekilde. Yavaş yavaş size modları göstermeye çalışıyorum. Gördükçe. Aha. Güzel. Bunları alırım sizleri. Gel buraya. Haltam nerede benim? Lan dur. Dur baltam. Heh, o gitti. Siz bana lazım olursunuz. Ben alayım sizi. Şuradan biraz da ağaç kessem mi acaba ya? Keseyim biraz. Kesmek lazım. Yemek işini onlarla halledeceğim. Bu ağaçları da keseyim. Decapitator bu şekilde ağacın en altını ya da herhangi bir yerini kırdığınızda o bölümün üstünün düşmesini sağlıyor. Gördükçe modları da anlatmaya çalışacağım böylece. Çekilden önümden. Evet. Au, bu neymiş ya? Raccoon'a benzetti ama şey, bunny'miş ya, bildiğin tavşanmış. 1.7.10 serisinde oynuyorum. Onu da söylemiş olayım. Muhtemelen mod paketini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben mods klasörünü komple upload etmeyi düşünüyorum, yani yüklemeyi düşünüyorum. Ama şimdiden söyleyeyim, dünyanın save'ini vermeyeceğim. Çünkü hazır bir şeyler yapılmasını ben sevmiyorum. Bu modları da tek tek 9minecraft, yani 9minecraft.net sitesinden 166 tane 1.7.10 mod sayfasından, ki her sayfada da 10-15 tane mod var sanırım. 166 sayfa içinden tek tek seçtim. Hazır bir şeyleri sevmiyorum. O sebeple world save'ini de vermeyi düşünmüyorum. Ama modları veriyorum. Siz de eğer mod paketini beğendiyseniz bunları eklerseniz, kendi eklemelerinizi, çıkartmalarınızı da yaparsınız zaten. Şimdi şöyle ilerleyelim. Bu biyomu geldim ben daha önce. Demin de söylediğim gibi. Burada şey, çöl vardı bir yerlerde ama nerede bulamıyorum. Aa, ters taraftaymış. Şu taraftaymış çöl. Çöl bulmuştum. Çöl bulmak gerçekten zordu. Ben bu bölümü aslında çekmiştim. Fakat bir sıkıntı yüzünden, ses sıkıntısı yüzünden tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Yani bu mod tanıtımını ikinci kere yapıyorum. Deminki modları saymam falan. Hızlı geçmek de istedim. Sizi de fazla sıkmayayım diye zaten bu konu yüzünden. Şimdi acıktık mı biz? Acıktık sayılır. Bastığımız yerlere dikkat etmemiz lazım. Bazı kumlar bataklık kumu. Yani herhalde öyle. Batıyorsunuz içine, yani sıkıntı yaratıyor. Bu arada şeyle bir ayar yaptım. Petrol normalde bazı arkadaşlarımız da, yani ben de oynarken aynı şekilde. Bazen o çok güzel düştüm. İçine çekiyor sizi. Yani yoğun bir kıvamı oluyor petrolün. Ve içinden çıkamıyorsunuz su gibi. Bazen de içinden çıkılabiliyordu. Ben düştüğünüzde batmama taraftarıyım. O sebeple şey yaptım. İçinden çıkılabilir hale getirdim. Şu bu arada cadı evi. Klasik turuncu levyede ilk başta bayağı bir kullandığımız cadı evi. Orası. Ama şimdilik bulaşmayacağım. Şu şeyimizi yiyelim. Nereye gitmem lazım benim ya? Şuraya gideceğim aynen. Allah Allah, çok enteresan. Ya ben bir yer buldum da kendime. Yaşamak için. Sizi de fazla bekletmek istemedim çünkü. Video olmasa 10 saate uğraşırsın da, video olunca çok bekletmek istemiyorum. -977 1073'e gitmemiz gerekiyor. Almıyorum lan seni de. Seni alacağım ama. -977 ve Z'miz 1074 73 olacak. 1073'e doğru ilerleyelim. Şöyle gideceğiz. Buraya gireyim bir ya. Dur. Gireyim de yemek yiyeyim. Allah, gitti. Sıçtı. Lan böyle bitmez bu herif. Vurmuyor mu bana? Neyse, vurdu. Vallahi vuruyormuş. Kaç oldum sefa. Şuradan yemek yiyeyim de 2 tane. 3 tane. Tamam, şimdi gidebilirim. Tamam, yemeğimi yediğime göre sıkıntı yok. 3 tane ünüm var mı onu merak ediyorum. 3 ünüm varsa sıkıntı yok. Yoksa şunları... Niye vuramıyorum ya? Enteresan. Hah, vurdum. Lan ölmeyeceğim değil mi? Bu arada Keep Inventory'yi kullanacağım. Onu hatta yazayım şimdiden. Çünkü neydi? Game Rule Keep Inventory True. Bu öldüğünüzde eşyalarınızın gitmemesini sağlıyor. Bunu yazma sebebim... Günüm tamamlanmış benim bu arada. Bunu yazma sebebim YouTube serisi olduğu için, hani öl, tekrar diril, eşyalarını kaybet falan filan hoş olmuyor.
Ben normalde kullanmıyorum Keep Inventory ama YouTube olduğu için bunu yazmak gerekiyor. Çünkü bir sürü şey yapıyorsunuz, uğraşmışsınız, video çekmişsiniz. Videoda her şeyin yok olması saçma oluyor, kötü oluyor. Aslında gravestone yükleyecektim. Yani öldüğünüzde öldüğünüz yerde bir şey oluşuyor. Mezar taşı oluşuyor. Ve siz o mezar... Aha burası zaten geleceğim yani. O mezar taşına gidip kırdığınızda... Evet şu yüzden burayı seçtim. O mezar taşına gidip kırdığınızda şey oluyordu. Eşyalarınızı geri alabiliyordunuz. Burayı seçtim arkadaşlar ev yapacağım yer olarak. Çünkü büyük petrol kaynakları var. Karşısı şey... Ne denir ona? Çöl. Çöl biyomunda petrol çok bulunuyor biliyorsunuz. Ağaçlarımız var. Arka tarafında da devamı var buranın. Şöyle görebilirsiniz. Biraz yaklaşalım. Şuralarda falan da petrol var gördüğünüz gibi. Şu Lucky Blocks arkadaşlar. Lucky Blocks bu. Buraya bir ev kurayım. Sonrasında Lucky Block'a gidelim. Birkaç blok kıralım. İlk geceyi geçirmemiz gerekiyor. Şu an saat 14:30. Yani öğleye gelmişiz. Mesela şey yüklemiştim arkadaşlar. Deconstruction mod yüklemiştim. Yani mesela bunu yaptık ya. Deconstruction table var. Yani geri dönüşüm masası gibi bir şey. Ona atıyorum ne? Şunu koyduğunuz anda size bunu yaptığınız malzemeleri geri veriyor. Yani 8 tane odun veriyor falan filan. Fakat uyumsuzluk oldu. Ne yazık ki işe yaramadı. O sebeple kullanamadım. Silmek durumunda kaldım. Hatta bayağı bir uzun süre o sorunun neden kaynaklandığını bulmakla uğraştım. O gerçekten çok can sıkıcıydı ya. Baya baya. Zaten bu şeyi mod paketini toplamak yaklaşık bir ne bir zaman? Akşam başladım ben bu mod paketini toplamaya. Sayfalara bakmaya. Buldum, ettim, yükledim sorunlar falan. Gece 5, 6, 6, 7 olması lazım. 6-7'de yattım. Uyandığımda o deconstruction moddan kaynaklanan hatayı anladım, gördüm. Yani şuraya şunu koyduğunuz anda oyundan atıyordu. Onu buldum. Hangi moddan olacağını falan çok affedersiniz. Hangi moddan kaynaklandığını bilmiyorum ama öyle bir hata var. Niye oluyor lan bu? Çıldırıyorum böyle. Olmamalı. Nasıl düzelteceğim falan filan. En son baya bir saat daha uğraşıp o sorunu da hallettim. Deconstruction'dan olduğunu öğrendim en azından. Ve o modu silerek de sorunu hallettik böylece. Ve şu anda karşınızdayız. Şimdi odundan mı ev yapacağız? Taştan mı? Şu an taşım yok. Ama odundan ev yapmayı da sevmiyorum. Yanabiliyor ya. Canım sıkıyor benim. Buraları düzleştireceğim. Video dışı olarak da yapabilirim. Zaten video dışı olarak yaparım. Bu kadar şeyi video içi yapmam. Buraları bir düzleştireceğim. Buraya ev yapacağız çünkü. Şöyle. Bente bak nasıl duruyor orada. Bunları kıralım. Çekilir misin? Aferin. Adam ol. Akıllı ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Çok güzel. Şuradan kıralım. Bu Tree Capitator moduna bayılıyorum ya. Normalde o size ilk başta gösterdiğim ayarları yapmazsanız atıyorum şu ağaç 5 birim mi? Bu bir kere de yani ben şu anda tek bir odun ne kadar hızla kırıyorsam o hızla kırıyorum. Ağaç 5 uzunluktaysa bunun 5 katı uzun sürede kırıyor bu tek bir bloğu. O çok büyük sıkıntı. Ya da mesela şu anda tek bir blok kırdığım için baltam tek bir blokluk hasar alıyor. Yani 48 ya mesela şu an. Şunu kıralım. 47 olacak. Evet oldu. Mesela bu ağaç 10 blok uzunluktaysa bu 47 değil. Kaça düşer? Allah olmadı. Niye? Çünkü bunun şeyleri yok. Yaprakları yok. 47 değil 37'ye düşecekti falan böyle. Yani kaç bloksa o kadar hasar alacaktı. O ayarı yaptığınızda bu böylece hallolmuş oluyor. Tamam. Ağaçtan mı ev yapalım? Yoksa şimdilik şuraya bir mağara açıp diyeceğim. Mağara açacak yerim yok. Evet çok güzel. Şunu alayım da ben yiyeyim. Aa iki tane varmış. Niye demin yememişim? Yaz gece oldu. Bunun da mı yok ya? Uf. Bu Tree Capitator'da ne yazık ki şeyleri yoksa yaprakları yoksa ağaçlar düşmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunda da yok galiba mesela. Ya da yandakileri sayarsa düşer. Evet saydı süper. Çok güzel. Şimdi kendimize ufaktan bir kulübe yapalım istiyorum ama gerçekten bunları sonra da kırmak falan çok uzun sürüyor. Onun yerine bir yere mağara da yapabilirim kendime. Mağara bana daha mantıklı geliyor. Şuraya bir mağara yapayım ya kendime.
Çünkü şimdi evi kuracağım falan. Allah, telefonum çalıyor. Evi kuracağım falan. Uğraştıracak. Buraya bir mağara çok daha mantıklı. Şöyle. Üstü de kapatalım. Tamam, şöyle yaparız. Şimdi meşalem var mı? Yok. Çok güzel. Meşalem yok. O zaman direkt olarak Allah kahretsin şeyi de verdik. O zaman hemen kendime bir tane çalışma masası. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum yani, sıkıntı yok. Buyum buyum. Buyum. Şöyle bir tane yatak yapalım. En önemlisi o. Yatağımızı yaparız. Uyuruz ve gündüz salim kafayla işlerimize devam ederiz. Tabii işlerimize devam etmek için şunları da kırmam gerekiyor. Woohoo! Ambulans ne yazık ki evimin içinden geçiyor arkadaşlar. Öyle bir rota çizmişler ambulansa. O sebeple bu kadar ses gelebiliyor. Evet, başardım. İlk gecemizde hayatta kalmış olduk. Ben de şu şeyi halledeyim hemen. Dıt 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 dıt. Tamamdır. Çok güzel. Şunu kıralım hemen. Dışarıya geri çıkabiliriz. İlk gecemizde hayatta kaldık. Gayet de güzel. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? Budur abi. Bu yani. Olayımız tamamen bu. Şimdi ağaç kazmaya, ağaç kırmaya devam edelim. Buraları düzleştirmek çok zor olacak ama buraya belki hani tam olarak Minecraft Comes Alive'ı fazla oynamadım açıkçası. Hani Minecraft canlanıyor, hayat geliyor falan filan muhabbetini. O sebeple buraya birilerini taşındırtabiliyor muyuz? Ya da bir köyde mi olmamız gerekiyor falan filan, onu bilmiyorum. Ama şey vardı ya, dur. Villager bedi, yani villager yatağı vardı. Köylü yatağı. Sanırım onlarla halledilir ya. Şu an bu şekilde burası iyidir bence. Petrollere yakın. Şurayı düzleştireceğim zaten. Buraya kadar girişmeyeceğim. Şöyle düzleştireceğim şuradan itibaren. Belki şuraları falan düzleştiririm. Burası biraz daha büyük bir alan olacak. Suyu biraz yok ederim. Aynen şurada yaptığım gibi. Bu şekilde bir yer yapacağım kendime. Taş yapmayı düşünüyorum. Maden lazım bunun için de, biliyorsunuz. Madenlere inmem lazım. Hazır böyleyken, ya yok ya, ben bir ev yapayım kendime de hemen. Ladin tahtasını alalım bir sürü. Şöyle bir tane ev yapalım. Nereye yapalım abi? Düzleştirdikten sonra da yapabilirim aslında. Bir şeye karar veremiyorum, farkındasınız değil mi? O zaman hemen bir tanecik. Bir tane kürek yetmez ki. Bir tane kürek neyime yetecek acaba? Ben de bilmiyorum. Saçmalayarak oynuyoruz. Şeylere o kadar alıştım ki, böyle abuk subuk modlarla oynuyorum ya. Onlara o kadar alıştım ki bunlar garip geliyor şu an bana. Nasıl ya falan diye. Şöyle kıra kıra ben buraları video dışı olarak düzleştireceğim şöyle. En azından kendime şeyi çizeyim. Sınırı çizeyim şimdilik. Şöyle. Fazla da büyük bir şey değil zaten. Zorlanacağım bir durum yok. Bu kadarlık bir yer. Yılan sesi mi var orada? Evet, yılan var galiba. Örümcek sesine daha çok benzemiyorum. Ne sesiydi lan bu? Örümcekti. Allah belanı versin. Tamam, budur. Sınırım buradan olacak. Tamam. O zaman Ladinlerim nerede benim? Sen git, sen gel. Şimdi evimi nasıl bir yere kurabilirim? Burayı suyu doldurarak şey yaparım zaten, büyütürüm. Çünkü su çok gerekli değil. Orada meşale gördüm sandım bir anda, Allah kahretsin. Kullanacaktım. Şimdi o zaman kendime hemen küçücük bir tane kulübe yapıyorum. Bu kulübe şimdilik kullanmalık olacak. Şimdilik kullanmalık kulübenin büyüklüğüne bak yalnız. Ya bir çekilin Allah'ın cezaları, bir çekilin gidin ya. Of. Gidin gidin lan. Evet, arabalar drifti de benim evim içinden yapıyor. Sen niye kal? Of of, benim çileli başım ya. Yemin ediyorum çıldıracağım. Kendimi parmaklayarak intihar edeceğim ya. Tamam, çekil. Şuraya ve şuraya. Burası evimin dış çeperi. Küçücük bir kulübe yaptım kendime. Şöyle bir kat daha. Evet, harika. Fazla odun harcamadan, yıkacağımda da fazla uğraşmama gerek kalmadan yıkabileceğim bir alan yaptım. Bir kat daha yapacağız tabii. Onu da şöyle yapacağım. Sen gel. Geri geldiniz değil mi? Tamam, şuraya koy. Hoppa. Yağmurdan, çamurdan etkilenmemek için tabii ki bir de çatı lazım bize. Hihi.
Çok tatlısın. Sen ne yapıyorsun? Östrik, deve kuşu. Östrik dedi mi lan bunun adı? Aynen, Östrich. Ya da nasıl telaffuz ediliyorsa. Östrik iyidir ya. Öyle alıştık, öyle devam. Tamam, çok güzel. Ev em hazır. Em hazır. Şimdi bu e niye, bu e niye yaptım? Öncelikle şu amcayı koyacak yerim olsun diye. Sonrasında evet, bu drift yapan arkadaşlara şey yapabileyim diye. Biraz sandık koyabileyim diye. Çünkü bir sürü eşyam var. O eşyaları artık bir yerlere satmam gerekiyor. Benim bir tane daha sandığım vardı. Evet, buradaymış. Şuraya koyarsam açabilir miyim? Açamam. Klasik. Bunu bir türlü halledemiyoruz zaten. Şuraya da iki tane. Hemen geliyorum. Heh. Evet. Bunu da koyduk. Yatağımızı da koyalım. Şöyle çok seksi oldu. Buradan madene inecek bir yer lazım bana. Madene ne tarafta inebilirim acaba? Bence en mantıklısı arkadan ineceğiz. Suya gitmememiz lazım. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şu yatak buraya geri gelsin. Şuraya gitsin. Sen buraya gel. Sen şöyle gel. Sen böyle gel. Şu kapımızı koyalım. Yürü git lan, ördük. Şimdi buradan madene bir iniş yapalım kendimize. Dur lan. Bu sefer farklı bir iniş yapacağım. Normal hep yaptığım inişi yapmayacağım. Şöyle bir iniş yapacağım. Çünkü burası küçük bir alan. Fazla ben normalde merdiven yapıyorum ama merdivensel bir şey yapıp da boşa yer kaplamasını istemiyorum. O sebeple bu şekilde yapacağım. Biraz daha rahat ettirecek bizi. Peki buraya nasıl inip çıkacağım? Onu hiç şey yapmadım. Sallamadım. Kendimize biraz ne denir o da? Bundan yapalım. Kendimize biraz bundan yapalım. Keşke biraz daha yapsaymışız. Abi ciddi ciddi oyunu unutmuşum da. Keşke şu etraftan geçen tiplemeleri de unutabilsem. Egzoz öttürenler. Tamam, çok güzel. Şöyle şöyle şöyle. İşte bu abi. Bu kadar ya. Biraz aşağı indikten sonra altımı kazmayı bırakacağım tabii ki. Alt kazmak Minecraft'te yapabileceğiniz en yanlış şey, biliyorsunuz zaten. Çünkü her an bir lav düşüşü yaşayabilirsiniz. Bu neymiş abi? Bu pikeksle kazamıyormuşum bunu. Tamam. O zaman buradan itibaren şöyle geçelim. Biraz aşağı indik. Kaç birim indik? Bayağı indik ya. Tamam, güzel. Bence sonra merdivensel şekle dönüştürebiliriz burayı. Yeterli. Biraz kömür bulursam çok mutlu olacağım ama. Öyle bir durum var. Çünkü hiçbir şey göremiyorum şu anda. Parlaklığın full'de olmasına rağmen bu arada. Parlaklığı aç diyen arkadaşlar. He, şunu söylemeyi gerçekten normalde de ilk çektiğim bölümde yapmıştım ama burada unuttum. Bazı arkadaşlarımız şu fov değerini, nerede o? Nerede lan o? Neredeydi lan fov? Ha, bu. Fov değerini mesela tam da oynuyor. Gördüğünüz gibi şu an bayağı bir fark etti, fark ettiyseniz. Ben de eskiden böyle oynuyordum. Çünkü çok daha geniş. Ya yani burada pek belli olmuyor da şöyle göstereyim size. Yalnız yanlış taraftan çıkarttık şeyi. Neyse. Şu şekilde oynuyor. Zaten şöyle göstereyim farkı. Arkadan görebilirsiniz. Normalde şöyle oynuyoruz şu anda. En yakını bu. En uzağı da bu. Böyle olunca gördüğünüz gibi mesela ben şu anda yatağın köşesine kadar görebiliyorum, değil mi? Bu fovu azalttığınızda bayağı bir şey görüyorsunuz. Dar açıda görüyorsunuz. Fovu yükseltirseniz daha geniş açıyı görebildiğiniz için etrafınızı daha iyi görebilme şansınız var. Ve daha uzaktan görüyorsunuz. Ben böyle oynuyordum eskiden. Mesela şu sol tarafa bakarsanız, dikkat ederseniz bayağı büyüyor falan. Uzağa bakacağınızda kullanabileceğiniz bir olay oluyor. Ben böyle oynuyordum. Ama Turuncu Leve'de bunu yaptığımda 7 bölüm, yok 7 bölüm boyunca küfür yedim. Herkes kendi oynadığı şekilde oynanmasını istiyor ve izlemek istiyor. Fakat herkes farklı oynadığı için herkesin oynadığı şekilde ne yazık ki mümkün değil bunu yapmam. O sebeple orijinalde oynuyorum arkadaşlar. Değiştirmeyeceğim. FOV ayarı 70'te kalacak. Çünkü Minecraft'in bize verdiği orijinal FOV ayarı bu. Evet, yavaştan madenlere iniyorum. Videonun da burada sonuna gelelim. İki tane birden mi kazdı o? Yok, tek kazmış çünkü diğeri şeymiş. Neymiş? Neydi bunun adı? Neydin lan sen? Ha, çakıl. Aynen, çakılmış. Nasıl, hiçbir şey görmeden şu an kazıyorum çünkü kömürüm yok. Neyse, biraz şey yaptık, yeterli şimdilik. Odun kömürü kullanırız biz de şimdi idareten. Çünkü yemekleri pişirmem lazım. Şunları ters tarafa almam lazım falan filan, bir sürü işlerim var. Hemen şuradan bir tane kendimize ocak.
O ocağımızı koyacak bir yer. Şurası uygundur. Şunları pişirelim. Ters mi yaptık lan? Aynen ters yaptık. Odun kömürü elde edelim. Biraz odun kömürü elde edip yemeklerimizi pişirip devam ederiz. Ben de o arada şunları tert edeyim ya. Hop. Baltayla. Uğraştırma beni o saat. Bunu ters tarafa almak daha iyi olacak benim için. Peki ters tarafa alınca çıkışı nasıl yapacağım bilmiyorum. O konuda bir şey düşünmedim. Şöyle. Bakalım nasıl çıkabileceğiz. Geldik. Şöyle koyarız. Şöyle döne. Şöyle yaparım ben de. A koyamıyorum oraya. Çıkamıyorum da çünkü o var. E nasıl yapacağız? Döndük. Her seferinde böyle uğraşacak mıyım? Yapacak bir şey yok. Uğraşacağım. Çünkü bu taraftan çıkmak gerçekten çok zor. Evet, ilk bölümün böylece sonuna geldik arkadaşlar. Biraz odun kömürü elde edip onları kullanarak yemeklerimizi pişireceğiz. Biraz da meşale yapacağım. En önemlisi meşaleleri artık kullanabilmem lazım. Aşağıda hiçbir şey göremez hale geldim. Bu şekilde 4 tane yapayım ve aşağı ineyim ben bir. Bakın bu da Dynamic Lights'la olan bir şey. Gördüğünüz gibi elimde meşale oldukça etraf aydınlanıyor. Yavaş yavaş modları göstermeye çalışıyorum demiştim. Fark bu. Elinizde meşale varken yokken. Varken yokken. Varken yokken. Varken. Varken. Hala varken. Şurayı da hemen kıralım. Meşalelerimizden birini yerleştirelim. Bayağı bir aydınlattık etrafı. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Mod paketini beğendiyseniz lütfen bunu belirtin. Beğenmediyseniz belirtmeyin gibi oldu ama o zaman da belirtin tabii. Dediğim gibi birçok mod var tabii ki eklenebilecek. Ama modlar çakıştığı ve hata verdirdiği için hepsini ekleyemiyorum. Tabii ki bir MMO, morp modu vardı. Gerçi onu sevmediğim için eklemedim ama öldürdüğünüz yaratığa dönüşme falan filan. Kuş öldürüyorsun bir tane. Şunun tepesine direkt gidiyorsun abi. Herife vuruyorsun kaça kaça. Ölüyor. Hiçbir anlamı kalmıyor oyunun. O sebeple morp modunu yüklemedim ama dediğim gibi bazı modlarda çakışma yarattığı için yüklemedim. Modlarla ilgili, seriyle ilgili öneri, fikir, düşünce her şeyi belirtebilirsiniz. Ayrıca lütfen unutmayın mod paketine bir isim. Lütfen bunu rica ediyorum. Bulursanız ve gönderirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar. Hoşça kalın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hemen şu an bulunduğum yere tıklayarak rastgele sizin için seçtiğim bir videoya ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, fikirlerinizi, yorumlarınızı, önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.